Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş 22'sine kadar Başak Burcu'nda parlayacak ve hemen ayın başında 3 Eylül'de 11 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Sizin için tabii ki etkili bir yeni ay, değişken bir burçta olacak çünkü. Kariyer evinizde olacak bir yeni ay. Yönetici gezegen Merkür, Aslan Burcu'nda artık ileri harekete dönmüş durumda. Ay genelinde Aslan, Başak ve Terazi burcunda hızlı bir şekilde hareket edecek. Bu da Ağustos ayında hayatımızda duraklamış konuların, gecikmiş işlerin daha rahat ilerlemesini sağlayabilir. Şimdi kariyerinize odaklanıyorsunuz. Hedefleriniz var, gelecek planlamalarınız var. Bunlar tabii ki bir iş, meslek olabilir. Evlilik, yuva kurma gibi konular olabilir. Ailevi konular olabilir özellikle. Anne, baba, ebeveyn ve sizin hani genel yaşam düzeniniz, ev, yuva konuları olabilir. Tüm buralarda artık böyle bir yeni oluşum, yeni bir başlangıç ve düzen arayışı içerisindesiniz. İşte bu Başak yeni ayı ile beraber bunları gündeminize alabilirsiniz 3 Eylül'den itibaren. Ayın ilk günlerinde Mars-Neptün karesi nedeniyle biraz gergin hissetmeniz, özellikle eşinizin huzursuz olması ya da ilişkiler alanında bazı belirsizlikler hissetmeniz mümkün. Biraz sabırlı olursanız ayın ilk haftasından sonra bu konular biraz daha rahatlamaya başlayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa Başak yeni ayı sizin için çok daha etkili, önemli çalışabilir. Ve ayın 4'ünden itibaren Mars Yengeç Burcu'na geçecek ki Mars burada uzun süre kalacak. Çünkü kış aylarında retro yapacak. Retrosu nedeniyle önümüzdeki 5-6 ay Mars Yengeç Burcu'nda hareket edecek. 8. evinize doğru bir Mars geçişi söz konusu. Bu da önümüzdeki dönemde, aylarda sizin için belki ikili ilişkiler ve özellikle finansal paylaşımlar, borç alacak konuları ve benzeri alanlarda daha fazla mücadele ve zaman zaman dikkat etmeniz gereken, iyi yönetmeniz gereken etkiler anlamına geliyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki birkaç ay daha fazla konuşabileceğimiz bir tesir. Ayın 8'inde Güneş-Satürn karşıtlığı söz konusu. Sorumluluklarınız ve aile arasında, yani evle kariyer arasında şöyle bir ikilem yaşayabilirsiniz. Burada ebeveyn ilişkilerinize, onların genel sağlıklarına dikkat etmek lazım. Çünkü bazı sağlık sorunları ve özellikle aileyle ilgili zorlanmalar söz konusu olabilir. Bununla birlikte tabii ki bazılarınız için işte böyle ev taşınması, evle ilgili bazı konular var hayatınızda ya da evde çalışma, evde yapılan işler ve benzeri alanlarda sizi yorabilecek konular olabilir. Uzun süredir emek harcadığınız bir konuysa, ihmal de etmediyseniz bazı hani sonuçlar alabilirsiniz. Size güven verecek ama ihmaller varsa, gözden kaçırdığınız detaylar varsa zorluklar da söz konusu olabilir bu dönemde. Ayın 15'inde Venüs-Jüpiter üçgeni var. İki iyicil, iki şans gezegeninin gökyüzünde üçgen açısı olacağı için yılın da en şanslı açılarından olduğunu söyleyebilirim. Venüs terazide, Jüpiter ikizlerde. Bu son derece keyifli bir açı. Ayın güzel günleri 14, 15, 16, 17 Eylül'ü değerlendirin. İlişkilerle ilgili fırsatlarınız olabilir, yeni bir tanışma olabilir, teklif alabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz var, eşinizle, partnerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Size güzel jestleri olabilir, sosyal ortamlar hareketlenebilir. Girdiğiniz arkadaş ortamlarında, sosyal ortamlarında tanışmalar olabilir. Arkadaşlardan maddi manevi veya işle ilgili bazı güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Eğlenceli zamanlar, şanslı zamanlar, özellikle bu ayın ortalarını iyi değerlendirin. Ayın 18'inde ay dolunay fazına gelecek ve 25 derece balık burcunda. Dolunayla birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Sadece bu ayla ilgili değil, önümüzdeki birkaç ayı şekillendiren bir döngü bu. Balık başak tutulmalarının da bir başlangıcı aynı zamanda. Ve 4. evinizde önemli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Satürn var balıkta, Neptün var. Bu biraz sizi melankolik olarak, duygusal olarak zorlayabilir. Ailevi alanlarda böyle bir hassasiyet oluşabilir. Tabii ki ay tutulması. Hani bu ailevi konuda bir bitiş, bir sonlanma, işte bir ayrılıktır, bir taşınmadır, bir evin yıkılması, kentsel dönüşümü gibi bir konu da olabilir. Veya işte bir boşanma, bir yer değişimi, aileden ayrılma gibi bir konu olabilir. Ebeveynlerle ilgili bir zorluk, kayıp, bir hastalık olabilir. Bakın biraz özel hayatınıza, ev, yuva alanlarına dikkat çekiyor.
bu tutulma döngüsü. Bununla beraber hak edişlerle alakalı, yani bir süredir uğraştığınız, çaba harcadığınız bir konunun da artık sona ermesi, sonuçlarını almanız mümkün. Kısa vadede belki hemen 3 Eylül'deki Başak yeni ayıyla başlamış bir gündem olabilir. Orta vadede bu yılın Mart ayından itibaren hayatınıza gelmiş konular olabilir. Ve uzun vadede de özellikle 2015 yılındaki balık tutulmasıyla aslında kadersel olarak hayatınızda etkili olan konuların sonuçlanması, belki bu alanda oluşacak bir dönüşüm, bir döngü gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan daha güçlü, daha kadersel etkiler alabilirsiniz. Ve ayın 22'sinde güneş artık terazi burcuna geçecek. Sosyal alanınızı daha fazla aydınlatmaya başlıyor. 2 Ekim'de burada da bir tutulma var ki bu tutulma size daha faydalı bir açıda, daha keyifli olacağını söyleyebilirim. İşte arkadaşlıklar, sosyalleşme ya da yeni projeler alanında güçlü bir etkinin başladığı bir dönemdeyiz. Ve ayın son günlerinde Güneş ile Merkür birleşecek. İşte Merkür Güneş'in kalbinde özel bir açıda olacak. Ay düğümleri zaten burada, terazide. Güneş-Merkür kavuşumu. Bu ilginç bazı fırsatlar getirebilir size. Arkadaşlarla ilgili karşılaşmalar, tesadüfler, işte böyle bir geçmişten gelen bir konunun gündeme gelmesi, bir bilgiyle karşılaş, bir fikir söz konusu olabilir. Belki böyle ilginç bir tesadüf karşınıza çıkabilir. İşaretleri iyi takip edin sevgili yaylar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.